Hasan abiye sordum ya, yani niye Allah diyor, ehadi niye eklemiş yani? Şimdi sadece Allah olsa olmuyor dedi abi. Ehad'la beraber yani sen görünce Allah'ın ehad olduğu ortaya çıkıyor. Sır ehadi. Yani sistem zaten var. Sistem sen görünce işte ehadi o yüzden eklemiş diye abi. Allah'a ehad. Herkes kendi malikini mağlubunu görecek. Bir noktada dur abi. Hı. Bu ikinci şuradaki yani. Niye? Allah biliyoruz. Başka yerde de Allah diyor. Eski Said eserlerinde ismi azim olduğunu. Ehad'ı niye eklemiş? İşte muhataba göre ehad. Allah'a ehad oluyor yani. Senin kavmına göre. Yani boşuna eklemiş. Bir takı kullanmış yani. Normal Allah demesi lazım değil mi? İşte ehad olunca bu sefer o şekilde oluyor dedi. O zaman dolayısıyla o ismi azam meselesinde Hasan abi dediği doğru yani. Bir tane ismi azam var yani. Allah'ı ehad. Evet abi. Diyoruz. Yani. Zaten burada da diyor. İsmi azam 7 6 ismi azam. Orada demek ki yani hani dedik ya şahsa göre ismi azam var. İki manadaki ismi azam var yani. Dedi. Yani biz kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Evet. Bu çok manidar Kasem-i Muhammedi'nin aleyhissalatü vesselam ifade ettiği gayet muazzam ve muhit bir tevhid-i rububiyettir. Bu peygamberimizin vellezi nefsu Muhammed'in biyedi demesi azim, muazzam. Bu ayet mi? Yok bu şey abi peygamberin hadisi. Geçiyor mu ayette? Öyle bir şey yok değil mi? Hadis. Hadis abi. Hadis, tamam. Ama şu hadislerin başına geçen bir ibare. Evet. Çokça geçiyor yani. Kasem. Şimdi dedi ki bu hadis, bu peygamberimizin konuşmaya başladığı zaman böyle ifade etmesi, yeminle başlaması gayet muazzam, azim ve muhit bir tevhid-i rububiyet. Yani bu muhiti nasıl anlayabiliriz abi? Muhit. Muhit. Evet. Süleyman abi bilir abi. Süleyman abi, diğer abiler, kardeşler soruyoruz. Böyle muhit demedi. Dedi ki azim. Azim de var, muhit de var. Tevhid-i rububiyet abi. Hariçte bir şey kalmamış demek mi abi? Hadi bir hata. Fark ve muhit arasındaki fark ne abi? Tamam. Ha, ben yazayım istedim. Ne? Muhit mi abi? Itlak ve muhit arasındaki fark. Şöyle külliyette bir ıtlak var, bir de muhit var abi. Muhit böyle kapsamış, ıtlak ise ihata etmiş. İçeriden geliyormuş. Evet. Yani muhit dışarıda hiçbir şey bırakmıyor. Evet. Itlak da içeride ufak bir nokta bile bırakmıyor. Ha, yani birisi diyelim ki muayyen. Mesela burası hava burada her tarafta var değil mi? Ama ıtlak dediğin zaman daha şey olmuş oluyor. Birisi dıştan içe, birisi içten dışa mı? Nasıl olacak? Ya, muhitin dışında bir şey kalmıyor. Yani ben bunu bir bakmıştım, bir yazmıştım da şu an hatırlamıyorum değil bu. Itlak ve muhit şeyine bir bakmıştım ben de. Yani birinde bunu bir not almıştım da şu an hatırlayamadım yani. Yani birinde daha şey. Hata etmesi daha iki şey var. O hakikati kuşatması var ihata etmesinde. Tamam. Mutlakta o hakikati kuşatmasının haricinde her şeyi kuşatması var. Mesela şöyle diyelim ki ben mesela Risale-i Nur'u diyelim ki ezbere biliyorum. Değil mi? Bu diyelim ki ihata olsa, ihatam var. Mutlak ise diğer şeyleri de bilince mutlak olur yani, muhit olur yani. Yani onun Risale yani mutlak hariçte hiçbir şey bırakmaması. Hariçte ve içeride. Yani bir daire gibi düşünelim abi, tahayyül için söylüyorum. Evet. Bir dairenin içini ihata etmesi muhit oluyor. Dairenin yaptığı vazife. Abi şöyle ne? Hem bütün şeyle yani dairenin içini dışını bir onu yazalım. Mutlak muhit de var değil mi? Mutlak muhit. Mutlak. Evet. Akla yakın olsun diye. Mesela Afyon'un içi muhite giriyor. Bütün kainattaki yeri mutlak oluyor. Bütün şeyi kuşatması. Afyon'un il sınırları mesela Afyon'un muhiti oluyor yani. Şimdi abi daha böyle onu yazalım işte. Mesela şimdi külliyatta şu geçtiği zaman bunun lügatta şeyi rububiyet. Terbiye diyelim. Lügatta geçen. Şimdi mutlaka dediği zaman rububiyeti mutlaka dediği zaman abi mutlaka dediği zaman mesela bu zamanda oluyor ya.
hiçbir zaman ve mekan yok ki Allah'ın orada bir terbiyeciliği olmasın. Mutlaka dediği zaman ona girer. Mesela bunu nerede anlatıyor? Bu Ayet-el Kübra'nın ikinci makamı var. Uluhiyeti mutlaka, rububiyeti mutlaka ya. Yine Ayet-el Kübra, Üssü Hazretleri'nin miracıdır. Birinci makam gidişi anlatır. İkinci makam gelişi anlatır. Şimdi mutlaka dediği için artık yani her tarafı görmüş, bilmiş, o yüzden mutlakası diyor yani. Yani hiçbir şeyde bir şey kalmamış bilmeli. Zaten gitme, mesela ben şimdi İngiltere'ye gitmesem orayı ben anlatabilir miyim? Yani anlatırım ama ne kadar? Ama mutlak anlatabilmen için karış karış. Ne var ne yok değil mi? O mutlaka giriyor işte. Evet, bir de ıtlakta şey de yok. Zaman ve mekan kavramını da kapsıyor. Evvel, ahir, zahir, batın hepsini kapsıyor mutlaka. Evet. Muhitte daha böyle şey, afaki gibi sanki. Öbürü hem afaki hem enfüsi mutlaka da. Yani hem zamansız, zeminsiz bir kapsama var yani. Mutlaka da. Abi ben şöyle, şimdi semavi, ihata sanki arzi. Abi şöyle, şöyle. Itlak diyor ya abi, bak. Ayet-el Kübra'nın ikinci makamında bu ıtlak hakikati var. Şimdi muhit demesi abi, mesela diyelim ki Cenab-ı Hakk'ın terbiyeciliği. Muhit dendiği zaman mesela hayvanatı içine alıyor. Değil mi? Ondan sonra nebatatı içine alıyor. Muhataba göre mi acaba? Muhit bir terbiye. Fakat ıtlak dediğin zaman hariçte kimse kalmıyor. Evet. Itlakta yani hariçte kimse kalmıyor. Şualar 20'de de geçiyor abi ıtlak tabiri. Evet. İkinci şuada. İkinci şuada. Yani oralara baktığımız zaman zaten mesele azamiyet derecede anlatılmış. O zaman biz mesela bu kelimeler geçtiği zaman mesela cüz, kül, cüz-ü külli, rububiyeti mutlaka yani düşüncemizi, o manayı ona göre ayarlaman gerekiyor ki zemin olsun yani. Okurken lezzet alasın yani, bıkmayasın yani. Yani bu, bu şey rububiyeti mutlaka işte ıtlak, bunlar İkinci makamda anlatıldığı için hariçte kalan bir şey yok yani. Onu örnek olarak muhit ne dedin abi? İl sınırı falan diyordun ya. Yani o uyuyor böyle mu? Ben tam olarak yani, söylemediğim evet, için şey olmasın, kaynak olarak kabul edilmesin yani. O örnek, aklıma yani, gelen örnek yani sadece. Muhit abi ihata etmiş yani muhit, ihata. Ama ıtlak dediği zaman hariçte bir şey kalmıyor yani. İhata etmiş de ihata etmediği kısım da var. Yani cümlede geçti. Mesela nebatatı anlattı diyelim. Orada noktayı nazar o olabilir yani. Şimdi rububiyet geçtiği zaman lügatta terbiye olarak geçiyor. Rububiyeti mutlaka dediği zaman hariçte bir şey kalmıyor. Bunu metin olarak işte Ayet-el Kübra'nın ikinci makamında ifade edildiği için işte Ayet-el Kübra Üssü Hazretlerinin miracı. Birinci makam gidiş, ikinci makam geliş. Şimdi bir kimse gitmese mesela orayı tamamıyla anlatabilir mi? Mutlaka diyemez yani. Itlakla mutlak aynı mı oldu o zaman? Itlakla mutlak. Itlak aynı abi. Çünkü orada bu ifade geçiyor yine. Itlak mutlak aynı. Muhit daha ziyade diyelim ki Cenab-ı Hakk'ın terbiyeciliği muhit. Itlak dediği zaman işte ikinci makamda da var oradan duyuyor. Hariçte bir şey kalmıyor yani. Muhit biraz daha o ıtlakın içine giriyor. Muhit. Mesela Cenab-ı Hakk'ın terbiyeciliği bu afyonu mesela içine almış yani. Ama bütün zaman mekan dediği zaman o ıtlaka giriyor işte. Şimdi şu cümleyi okumuştuk. Buradan geldik buraya. Velledi nefsu Muhammed'in diyedi. Yani Muhammed'in nefsi. Kudret elinde olan zata yemin ederim. Bu kasem gösteriyordu ki şecere-i kainatın en geniş dairesi ve müntehası ve nihayatı ve teferruatı dahi zat-ı vahid-i ehadin kudretiyle ve iradesiyledir. Neden? Gelen cümlede bunu söylüyor. Yani bu yeminle Cenab-ı Hakk'ın kainatta her şeyi kül ve cüz ihata etmesinin ne manası var? Gelen cümlede söylüyor. Çünkü mahlukatın en müntehap ve en müstesnası olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsi kendi kendine malik olmazsa ve efalinde serbest bulunmazsa ve harekatı başka bir ihtiyara bağlıysa o zaman elbette hiçbir şey, hiçbir şen, hiçbir hal, hiçbir keyfiyet cüz'i olsun, külli olsun
o muhit iktidarın, o şamil ihtiyarın, daire-i tasarrufunun haricinde olmaz diyor. Yani Peygamberimiz konuştuğu zaman işte nefsim kudretinde olan zata yemin ederim diye başlayınca şimdi dedi ki bu yemin gösteriyor ki kainatın en geniş dairesiyle en cüzi dairesi Allah'ın kudretiyle ve iradesiyle. Peki neden yani o yeminle bunun ne alakası var? Çünkü diyor mahlukatın en müntehap ve müstesnası. Yani bu kainat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için yaratılmış. Bir ayrıcalık, bir istisna, bir müstesna olsa iradeden, kudretten hariç Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olacak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmayınca elbette hiçbir şey, hiçbir şen, hiçbir hal, hiçbir keyfiyet, ne cüzi, ne külli, o muhit iktidarın, o şamil ihtiyarın, daire-i tasarrufunun haricinde olamaz. Peki burada Suhan dedi ki kendi kendine malik olmazsa bir, efalinde serbest bulunmamak, iki, harekatı başka bir ihtiyara bağlı. Üç tane. Şimdi başta demişti ki bu Risale'yi okuyan imanını kurtarır. O zaman yani ne demek bu imanını kurtarır? Üç tane saydı. Ne dedi? Bir yazayım ben ona. Kendi kendine malik olmazsa. Evet. Kendi kendine malik olmazsa bir. Efalinde serbest. Efalinde serbest bulunmazsa. Bak şimdi çıkacak ki bu Risale'yi okuyan niye imanını kurtarıyor? Şimdi onu yazıyorum ben. Bulunmazsa bir de harekatı başka bir ihtiyara bağlı. Harekatı başka bir ihtiyar. Başka bir ihtiyara bağlı ise. Bağlı ise. Şimdi bu Risale'yi okuyan niye imanını kurtarır? Anlarsa diyor bunu abi, imanını kurtarır. O baştaki cümlede söylemişti. Onu bir daha okuyayım. Bu Risale'yi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşallah diyor. Peki ne anlayacak? Bu cümlenin üzerine bina edilmiş. Bu yeminin üzerine bina edilmiş bu ikinci şu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam anlamış ki konuşurken kendi kendine malik değil. Fiillerinde serbest değil. Abi, harekatı başka bir ihtiyara bağlı ise. Şimdi bu böyle bir kimse Allah'ın dışında düşünebilir mi? Konuşabilir mi? Hareket edebilir mi? Edemez yani. Bunu şeyle de birleştirelim abi istersen. Evet. Çok güzel abi. O zaman böyle olmazsa bak onun da açılımı oldu. Çok güzel oldu abi. Yani kendi kendine malik olmazsa haksız temellik abi. Çok güzel abi. Maşallah. Halinde serbest bulunmazsa aynedarlığını bilmemek. Çünkü aynede sadece karşı tarafın hareketi gözüküyor. Haksız temellik. Aynedarlığını bilmemek. Mevhumu muhakkak bilmek. Veya ya da mevhum rububiyet, mevhum rububiyet diyor. Mevhum yazma. Evet, mevhum rububiyet. Şimdi ne oldu? Mesele şimdi anlaşıldı. Bak ben de şimdi anladım abi. Maşallah. Allah şimdi anladım ha. Güzel. O 81'in de peki 80. Ne yapalım o çok soruldu ya abi. Hmm. İşte izah bir şeyler demeye çalışıyordum. Bak şimdi açmış olduk. Açmış olduk ha. İşte müzakeredeki demin hadiste şey görmüştüm abi. Meraklı, müştaklı böyle iki kişi bir araya gelince abi hadis söyledi. İlim iki kişi arasındadır. Meraklı, müştaklı, iştiyaklı iki kişi bir araya gelirse Allah onlara hakikat manalarını gönderir diyor. Abi. Şimdi bak bir araya gelince bak, bak bu şimdi şey yeni çıktı. Evet, evet. Oku yap, iki tarafa da ok olacak. Çift taraf. İki, yoksa hiçbir mana ifade etmiyor. O zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam veya da bu Risale'yi okuyan bir kimse böyle bildiği için abi bu sefer ne oluyor? İmanı kurtarıyor. Zaten bu meselede anlatılan bir mesele de ileride şirk meselesine giriyor. Şirk. Eğer bunlardan biri olmazsa şirk oluyor abi. Şirke düşüyorsun. Mesela bu şey şirki şey zannediyor. Şirki de bir var işte zannediyor. Yok, şöyle bir şey diyeceğim de. Günah gibi bir şey. Ya malum bildiğiniz bir şirk. Günah veya Allah'a küfür diyelim. Çaput bağlamak. Şirk, batındaki şey kendini örtmek ve kendini inkar etmek.
Yani kendini örtüp kendini inkar et. Kendinde görünü, kendinde görünü göstermek değil mi abi? Tabii tabii. Aydar gibi mi oluyor abi? Yani kendindeki görüneni inkar ettiği için veya örttüğü için kendini örttüğü için kendini inkar ediyor. O zaman külben ikisi de yok oluyor. Yaşadığının farkında değil. Yani o kendinde gözükeni değil, o nakıs olur gene. Kendinde gözükeni disif değil. Kendinde gözükeni yok edince kendi varlığının farkında değilsin. Yani mesela topluma baktığın zaman çoğu insan yaşadığının farkında değil. Onlara kendilerini unuturlar diyor. Evet, unutturur. Kendisine tabi olanı kendisini unutturur. Şeytanın özelliği. Kendini örtüp inkar eder. Bir de ayet var, Allah onlara kendini... Böyle tek olur var ya, ikinci ayet. Böyle tek olur. O da öyle. Mesela Allah bir ceza veriyor. Ceza şekline bak. Ben zannediyorum ki iki tane çakacak, gökten bir şey yağdıracak, yerin dibine çökertecek veya tehdit edecek Allah. Cezaya bak. Siz mi Allah'ı unuttunuz? Cezaya bak. Seni de kendisini, kendisini sana unutturacak. Bundan daha büyük ceza olur. Korkunç bir şey. Tabii bu müzakerede çıkar. Müzakere olabilmesi için mutala ehli olması lazım. Müzakerenin şartlarının bir tanesi mutala. Mutala kendi tetebuatı olanlar arasında yapılan ilmi mudavele-i efkara, tatlı efkara, müzakere denir. Mutalası yok, koydun buraya adam 100 kişi. Müzakere diyoruz. Hiçbir şey yapmıyorsun, sen ders yapıyorsun. Yani ben mutala edenler müzakere edemiyor. Ancak mutala edenler arasında müzakere olursa müzakere olur. Bu azamdan befeyizi o zaman alır. Yani. Mesela diyelim ki burada hiçbirimizin bezi yok bu noktada. Yani biz malı matıyoruz. Çalışmamız yok. Adam tıngır tıngır gidiyor. Ne diyorsan eyvallah. Eyvallah. Tamam. Makamı tasdikle. O müzakere olmaz. O sohbettir veya derstir. Müzakereden önce antrenman lazım abi. Mumunata mutala dedi. Evet. Yani şu diyor. Şu iki dirseğini masaya koyup tetubat yapacaksın. Malzeme alacaksın. Mesela bunun malzemesi olmasaydı sana o sol taraftan onu koydurtmazdı. Çok güzel abi. Bu mutalalı oldu. Şimdi bu şirki de söyleyince, şirk hep harici inkar etmeyi anlıyoruz. Allah'ı inkar etmek, eş koşmak. Kendimizi unuttuk gene bu konu. Zaten abi peygamber... Kendisini tanımlayamadığı için, kendisini reddettiği için Allah'ı örtüyor. Evet. Kendisini reddetmeyen Allah'a şirk koşamaz. Şey dedi geçiyor, bunu bitireyim. Mesela içeride soruyor. niçin... İsmi azamlar yani Allahu Ehad olmuş. Evet. Oraya geleceksin. Yani Allah dememiş de Ehad'ı da eklemiş. Eklemiş. Ama böyle bir şey abi tarihte de yok yani. Böyle yok. Bir şey yok. Yok böyle. Çift yok. Çift yok. Hep Allah yani. Evet. Mesela çok ilginçtir. Çok düşündüm. Allah diyebilirdi. Hay diyebilirdi. Fert diyebilirdi. Allah Ehad neye dedi? Allah zatı şey yapıyor. Ehad o zatı en iyi gösteren, onu fark etmemize vesile olan o zata en güzel zemin olan isim. Allah'ım çok güzel anlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Abi kimsin lerzine düşmüştü. Kimsin lerzine geldi. Bakın çok ilginçtir. Kul huvallah ehad. Kul lehu küfüven ehad. Kul huvallah. Allah ehad. Yani onu diyen kişi. Yani ehadı görmeyen Allah'ı göremez. Yok canım. Göremez. O biraz önceki şirk de öyle. Şirk hep karşı inkar etmek anlaşılıyor. Hayır. Kendini reddetmedikçe karşı örtemezsin. Çünkü bu Allah kendisini tanımak için kendini tanımayı şart koştu. Men arafe nefsefe kadar falan diyor var. İlk önce onu değil. İlk önce kendini reddediyor, sonra onu örtüyor. Mesela Allahu Ahad. Allah zatı gösterir. Zatı bir isimdir. Mesela nur talebelerinden bahsediyor. Sokaktaki adamdan bahsetmiyor. Nur talebeleri Esma-i Sitte Risalesi'ndeki isimler İsmi Azam zannediyor. Nurculardan bahsediyor. Kitap okuyandan bahsediyor. Oysa İsmi Azam'ın altı nurundan bir nuru diyor. Yani nur diyor, nur. İsmi Azam'ın altı nurundan, beş nurundan diyor. Kapıları kapat istersen. Nur gözüken oluyor değil mi? Evet. Siyah gösteren. Gibi. Ama bakın zaten söylüyor İsmi Azam'dır. Şimdi Allah'a
Allah zatı gösteriyor, zatı bir isimdir. Mesela diyelim ki fert, ispazam olsa kişiye konulamaz. Fert var, ferdi var, kerim var, latif var, Abdurrahman var. Ama bir insana Allah koyamazsınız bu ismi. O Allah zatı işaret ediyor, zatı gösteriyor ve onun cemidir. Ve göstermesi bir şey ifade etmiyor yani. Onu bana taşıyan, onu bende açığa çıkaran en cami isim Ehad'dır. İşte birinci lemada Yunus Aleyhisselam bunu fark etti. Amin. Yani, Ehadiyeti fark etti yani. Sırrı Ehadiyet, nuru tevhid içinde. Sesini yani tevhidde o Ehad biliniyor yani. Evet. Çünkü bu şekilde de bakmak var ya, Allahu Ehad kitabı. Mesela bu muzayifede belki de gelmişiz. En güzellerden bir tanesi de bu olsa gerek. Yani mesela niye Allah denmedi de Ehad eklenmiş? Eklense o Allah işaret etse ne olur ki? Bana bir şey getirmez. Çünkü onu bana taşıyan, onu bende ifade eden, ona uygun bir yapı olması lazım. O sistemin adı Samet'tir. Zeminin adı da. Onu taşıyan Ehad'dır. Yani Allahu Samet bu Ehad'a benzemiyor. O camiyeti gösteriyor. Ehad zeminde Samet görünüyor değil mi? Evet. Yok. Samet zemininde Ehad. Ehad taşıyandır. Taşınan Allah'tır. Taşındığı yer Samet'tir. Abi şey şurada onu çok güzel anlatıyor. O anlat abi. Okur musun? Evet, her bir zihayatta biri ehadiyet sikesi, diğeri samediyet tuğrası bulunuyor. Zira bir zihayat ekser kainatta cilveleri görünen esmayı birden kendi aynasında gösteriyor. Kendi aynasında yani, gösteriyor. Bir zihayat ekser kainatta cilveleri görünen esmayı birden kendi aynasında gösteriyor. Adeta bir noktayı mihraki hükmünde Hayyü Kayyum'un tecelliyi ismi azamını gösteriyor. Bir noktayı mihraki hükmünde Hayyü Kayyum'un tecelliyi ismi azamını gösteriyor. İşte ehadiyet-i zatiyeyi muhi perdesi altında bir nevi gölgesini gösterdiğinden bir sikki ehadiyeti taşıyor. Hem o zihayet bu kainatın bir misali musavveri ve şecere-i fikatin bir meyvesi hükmünde olduğu için kainat kadar ihtiyacını birden kolaylıkla küçücük daire-i hayatına yetiştirmek samediyet turasını gösteriyor. Ya çünkü aynı samet olmak kolay iş değil. Yani taşınan taraf değil o. Şey, taşıyan taraf değil. Ona mazar olan kişi aynı samet olmak. Samet'in aynası olmak. Tarafı samet. He. Yani o hal gösteriyor ki onun öyle bir Rabbi var ki ona her şeye bedel bir teveccühü var ve bütün eşyanın yerini tutar bir nazarı var. Senin otobüsüne binmiş tabiri caizse. Bütün eşya onun bir teveccühünü yerini tutamaz. Hem o hal gösteriyor ki onun o Rabbi hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi hazinesinden hiçbir şey eksilmez, kudretine hiçbir şey ağır gelmez. İşte samediyetin gölgesini gösteren bir nevi tur. 22. söz değil evet, mi? Evet, 22. söz. Şimdi bu şöyle olmaz hani şirk oluyor dedik ya, şöyle olursa imanı kurtarıyor. Kurtarıyor. Çünkü mesela Ayet-el Kübra afaki ya abi, kainattan başlıyor. Bu ikinci şura ise senden başlıyor abi. Hani seyri afaki, seyri enfüsi var ya abi. Şimdi ben şunlar olunca daha ne bozabilir? Ben her şeyi görüyorum. İşte imanı kurtarıyor. İşte bunun üzerine bina edilmiş bu ikinci şura. Vicdani hissi ve şuhudi diyor ya. Buna bir örnek olabilir. Vicdani hissi ve bir derece şuhudi. Üçü de uydu. Üçü de uydu. Hakka yakın derecesinde. Yani Risale-i Nur her tarafta böyle nakşetmiş böyle atkı ipleri gibi. Evet. Her taraf birbirini tamamlayan, açan, bazen bir remzi, bazen bir işareti koymuş. Bu şirk değil abi. Şirk hakikatte bu. Evet. Şirk, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ümmetim için bundan korkarım diyor. O zahiri biz öyle anlıyoruz ama ümmetim için en çok gizli şirkten korkarım. Oysa Allah'ı inkar eden, işte yani. Allah'ı inkar eden pek yok ki. Adem'e düşmesinden korkuyor yani. Yani vücut rengini almış bir Adem'dir diyor ya, vücut rengini ve suretini almış bir Adem'dir diyor. Şimdi bunu anlattıktan sonra giriş burada ya abi. En sonunda
İnne şirke le zulmün azim. Bak oraya getiriyor. Ona bağlıyor meseleyi. Allah'ın ayetle de sabit. Affetmediği tek günah bu. Eğer küfre düştün şirke, öldün affetmiyorsun abi. Affetmiyor. Niçin affedilmeyesi hale geldi biliyor musun? Affedilecek kimse yok ki. Kendisini inkar etmiş. Anladım. Bir de söyleyeyim. Anladın mı? Bitirdi kendisini. Bir, yok ki. Kimi affedecek? Adem'e düştü. Karadın. Adem'e. Vücudu yok ki affetsin. Hı. Adem'e düştü. Niye şirk azim bir cinayettir? Zulm azim. Çünkü yokluğa gidiyor. Yokluğa çünkü tercih. Kimi affedecek ki? Adem'e giden vücuttan çıkmış. Kendini ben onu abi şöyle müşahslandırmıştım abi. Evet. Şimdi biz Zeytinburnu'dayız ya. Şimdi bir adam düşünelim. Mesela tahayyülü küfür, küfür değil. Burada duruyor mesela. Ben de burada duruyorum. Bir adam düşünelim. Böyle buradaki adam şirke girdi. Hiç kımıldamıyor. Hep böyle oturuyor. Bir adam da düşünelim ki mesela Zeytinburnu'nu bombaladı. Biraz genç İstanbul'u bombaladı. Marmara'yı bombaladı. Türkiye'yi bombaladı. Ayet diyor ki burada oturan adam en büyük zulmü yaptı diye. Niçin? Niçin? Çünkü bu adamın nazarında abi kainat bombalamış adam, çökertmiş kainatı. İçinde. Bu adam ise şey yapabilir yani onun cüz'i kalmış onun yanında. Yani Zeytinburnu'nu, İstanbul'u bombalayan adam tövbe estağfurullah diyebilir abi. Değil mi? Allah bilebilir. Ya ben şeytan uydum, şey yaptım diyebilir ama bu adam abi kainatı bombalamış, çökertmiş. Evet, bak Zeytinburnu'nun değil. Kainatı abes kayası. İstanbul'u değil, Marmara'yı değil. Türkiye'yi değil, kainat çökmüş adamın nazarında. 538 sözlerde diyor ya abi, duyguları, efkarı, kainatın envar marifetini getirdiği vakit diyor. Havasiyeti kara delik gibi olmuş o adam yani. Bu sefer bak burada oturuyor, birisi de bombalama faaliyetleri yapıyor. İşte bunu... Şey yok, ayna yok ortada yani. Bunu şirk niçin büyük bir azim cinayet? Affedecek bir şey yok. Çünkü affedilecek kimse kalmıyor. Adem'e düştü. Kendisini attı karaleliğe yani. Yok ki. Yani kimi affedecek? Yoksa rahmet geniş. Bir daha bir şöyle rahmet bir... Rahmet geniş. Ama Adem'in değil. Vücuttan rahmet geniş. Adem'i içine almıyor. Evet, evet. Kendinde Adem mutlak vardı, ona düştü değil mi? Evet. Bir noktaya nazar düşüyor abi. Mesela Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine şehadet eden, Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren binlerle deliller var, milyarlarca. Şirk için bir tane emare bile yok. Bırak delili, ona rağmen düşüyor adam. Hatta menfi meselesi dahi bir müsbet hakikatin unvanıdır. Mesela çok kullanıyorum ben, hem de cevap olsun diye. İnkarda kullandıkları ya. Ama delil gene kendisi. Gene ispat oluyor. Yok, mesela diyor ki, Allah kim yarattı? Kimi dedim? Kimden bahsediyorsun? Allah'tan. Ha demek ki var olan bir şeyi öğrenmek istiyorsun. Yani buna kimi öğretti? Buraya kim geldi? Birisi gelmiş. Bunu kim yaptı? Yani gene Allah'a bir kabulleniş var ama şüphecilik var. Kabul edip onu kim yaptı? Öğrenmek var burada. Tenkit bile, tahrip bile, inkar bile içerisinde onay var. Kabulü barındırıyor. Kabulü barındırıyor. Kabule soru soruyor. Allah dememeliydi. Allah kimi? Bu kalemi kim yaptı buraya? Kimi çizdi buraya? Bu kalemi kim yaptı? Allah'ı. Kimi? Allah. He ne olmuş Allah? Onu kim yaptı ya? Ha onu sana anlatayım kim yaptı. Evet. Yani şirke bir şey yok. Menfisi bile ispat. Dedik. O muhit iktidarın, o şamil ihtiyarın daire-i tasarrufunun haricinde olamaz. Şamil demek işte her tarafı şumulü içine almış. Şamil ihtiyarın daire-i tasarrufunun haricinde olamaz. Şimdi burada iki tane dediği için mesela cüz'i olsun, külli olsun. İki tane söyledi. Mesela cüz'i dedi. Bir de külli olsun. Külli olsun. O muhit iktidarın, o şamil ihtiyar. O zaman şurayı sileyim ben. Oturdu yine bak şey. Cüz'e şey yok. Oku çıkar. Çıkarayım abi. Şu bir daha diyeyim. Evet.
O şuradan muhit abi olur. Muhit. Bekle. Evet, şimdi bu da oturdu. Buna da dedi ki Şamil. Şimdi buna iktidar dedi. Buna ihtiyar dedi abi. Bu ihtiyar bizim köydeki evet, ihtiyarlar değil abi. Muhtariyet. Muhtariyette Cenab-ı Hakk'ın muhtar ismine bakıyor. İhtar yani. Bu Mesnevi Nure'de geçiyor. O ismin bu şeye baktı abi. Buraya bir ok çıkarayım gene. Yukarıya. Şimdi cüzi dediği zaman abi, yani o zaman bu isim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o yemini abi vahidiyeti ve ehadiyeti içine alıyor. Abi. İkisini de ifade ediyor. İkisini de ifade etmiş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle diyerek yani. Çünkü o vahidiyeti görmeyen ehadiyeti fark edemez yani abi. Yani güneşi görmese bir insan, güneşin o tecelliyatın her tarafta olmadığını bilmese, mesela papatya diyelim ki beyaz, görmese kendisindeki o beyazlığın ehadiyet cilvesi olduğunu bilebilir mi? Bilemez. Yani nereden geliyor bana bu? Ha, böyle bir tecelliyat var. Ben de bu kadar nasiplenmişim istidadıma, kabiliyetime göre diyebilir. O vahidiyeti görmese diyemez. Yani o cüz'i muhit iktidar, külli şamil ihtiyar vahidiyet içinde ehadiyet oluyor. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu o yemin bunu ifade ediyor. İşte böyle olunca bu sefer o kimse de kendisine tatbik ettiği zaman o da imanını kurtarıyor yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bu gözüktüğü gibi. Evet. Bu çok manidar Kasem-i Muhammedi'nin Aleyhisselatü Vesselam ifade ettiği gayet muazzam ve muhit bir tevhid-i rububiyettir. Bu çok manidar Kasem-i Muhammedi'nin çok manidar Aleyhisselatü Vesselam ifade ettiği gayet muazzam, o birinci cümleye bakıyor. Bir de muhit. Bu da tevhid-i rububiyettir. Bu şey onu ifade ediyormuş. Çünkü yukarıda söyledi. Allah Celle Celaluhu bu kainatı kimin için yaratmıştı? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim, kendisi fiillerinde, harekatında serbest değil, malik değil, başka bir ihtiyara bağlıysa o zaman hiçbir şey ayrı değildir. İşte bu da muazzam ve muhit bir tevhid-i rububiyet. Yani Cenab-ı Hak kainatta öyle bir Allah-u Ehad yani bir tecellisi var ki hiçbir şey yok. Mesela simetri hastası oluyor, simetri. Diyelim ki bu kitap böyle duruyor, şöyle. Diyelim ki bizim Nadir abi burada. Nadir abi simetri biraz var onda abi. Mesela su içti gitti geldi, bu kitap böyle oldu. Bunu hemen fark ediyor. Veya duvardaki bir resim hafif oynasa hemen fark ediyor. Buna simetri hastalığı deniyor. Şimdi aynı Nadir abi Cenab-ı Hak bu kainatı geceyi gündüze, gündüzü geceye çeviriyor. Vücudunda o kadar faaliyetler yapıyor. Kainatı sistemi çeviriyor, rahatsız etmiyor abi. İşte bu şeyden dolayı, yani tevhid-i rububiyet, ehadiyet cilvesinden dolayı. Allah onu nazara almış sistemi çevirirken. Yolcular hiç rahatsız etmiyor diyorsun yani. Niçin rahatsız oluyor? Çünkü niye? Allah'ı ehad olduğu için abi. Yani sistemi çevirirken, geceyi gündüzü çevirirken, faaliyetleri yaparken Nadir abi nazar almış Allah abi. En güzel bir şey nazar alıyor. Ona göre değiştiriyor diye. Yavaş yapıyor. Veya çaktırmıyor. Ben çaktırmıyor. Nadir abi de bunu anlasa imanını kurtarıyor abi. Fizikte mesela vardır ya. Ehadiyeti anlamış oluyor. Yani bu ismi, buyurun abi. Tren gidiyor mesela, trenin içindeki hareket yaptın mı trenle beraber dahil oluyor hareket, ama trenin üzerinde bir hareket yapsan sistemin dışında bir hareket. Yani, güzel. Yani, doğru. İşte bu abi çok acip ve muhit ve muazzam dedi ya abi. Yani özel olarak senin nazara alınmış isen yani. Hakikaten bak mesela o kitaba oraya baksa örneğin. O kitap öyle değişse veya yanlış yapsan, sen namaz kılacak ve sağında rahli olsa ilonu düzeltecek. Tamam. Şimdi ama gidiyor tarafta, yeşillikte, piknikte beraber namaz kıldık. O karşıdaki ağaçtan rahatsız olmuyor. Yani başka ben bununla düşündüğümle alakalı bir tefekkürümü söyleyeyim.
İnsan nereye giderse bulaşık yeri gidiyor, pislik akıyor. Ha, pikniğe gidiyor, poşet vesaire. Hatta ben arkadaşlara diyorum ki herkes hemen mıntıka temizliği yapacak. Kesinlikle bir tane. Neyse, ben anlatacağım şunu. Şimdi kış yapan döküyor değil mi şey sonbahar? O bile ayrı bir manzara, enkaz yok. O kadar güzel ki, mesela ben yeşillikler içinde yürümektense sonbaharda yaprakların içerisinde yürümek bana ağlamaklık veriyor. Böyle masum, mazum, yetimlik duygusu oluyor. Ben mesela pek ormanda yaprak döktüğü zaman yürümek istemiyorum. Yani kimse böyle yetim, öksüz, ne var ya annesi babasını kaybetmiş, sokağa itilmiş de böyle dram yaşayan var ya. Böyle bir tuhaf şeyim oluyor. Beni en çok işte o yapraklarda yürümek çok ama. Şimdi fakat o dediğin gibi etkili bir şey yapmıyor. Bunu rahatsız edici değil. Değil ha. Duygusallık bir şey veriyor. Yani acı nazara hakikaten öyle desen hani o marifet ilan derileri var ya kaçıyor hemen. Ya hakikaten mi öyle Allah bana sistem yani öyle bir şey olmuş ki noktayı mihrakiye insan olmuş. Duyguları, fikirleri, hissiyatı sana göre ayarlanmış yani. Çünkü sahiplenmenin içinde şirk var abi gizli. Yani ona müsaade etmiyor. Gene rahmetten herhalde. Yani işte o annenin süt verme meselesi mesela. O ikinci şu adam. Direkt üç tane şeye bakıyor. Yurhan'a bakıyor işte. Ve bu tevhidin ispatına dair yüz, belki bin bahir bürhanlar sirac-ı nur olan Risale-i Nur'da beyan edildiğinden bu hakikat-ı âlinin tafsilat ve ispatını ona havale ederek bu ikinci şuada muhtasar üç makam içinde bu çok ehemmiyetli hakikat-ı imaniyenin birinci makamında gayet latif ve tatlı ve çok kıymetli ve nurlu hadsiz semerelerinden üç külli meyvelerini gayet muhtasar bir suretle beyan ve o meyveleri benim kalbimi sevk eden zevklerime ve hislerime işaret edilecek. Şimdi burada anlattığı bu şeyi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yemindeki o vahidiyet ve ehadiyeti, cüzde ve küldeki o iktidar ve ihtiyarı böyle anlatan külliyatta çok yerler. Yüz belki bin dedi. İsmi Kuddüs, ismi Fert, 22. söz az önce okuduk. Ayet-el Kübra, 4. şuya vesaire çoğaltılabilir. Müşahıs olarak bu cümlelerin hep izahı yani müşahıs olarak. Yani nerede geçiyor? Burada Suhan niye Sirac-ı Nur dedi? Sirac-ı Nur. Sirac-ı Nur'dan lamba demek değil mi abi? Evet. Burada hep Sirac-ı Nur diyor. Bir ara ben bakmıştım. Başka da çok fazla geçmiyor. Bu ikinci şu anda Sirac-ı Nur hep kullanıyor. Bu manadan olsa gerek yani. Batından dışa bakış manasında bu. Yani lamba ne yapar? Enfüsi olduğunu. Enfüsi bir ders olduğu için bu kullanılıyor. Enfüsten dışarı, yani kendini yakarak dışarı aydın. Tabii dışarıda, içeride dışarıya bakış bu. Şimdi lamba yandığı zaman abi burası aydınlanıyor ya. Şey sana gösteriyor. Evet. Sirac-ı Nur dediği için yani yukarıdaki manu bu sefer hem hem vahidiyet hem ehadiyet yani hem burası bakıştan nurlanıyor afak hem afak nurlanıyor. Yoksa mevcudat karanlıkta olur. Karanlıkta kalıyor. Kendine. Şimdi dedi ki üç tane meyve içinde bunu anlatacak abi. Şimdi birinci meyve Allah. Şuraya yazayım ben. İkinci meyve. Çok ilginçtir. Lamba dese, lamba dese bakın hem o yazarken diyeyim size. Elektrik lambasını düşünün. Üç tane meyve. Karşıyı aydınlatıyor. Elektriğin kendisi karanlık. Güneş öyle. Güneş de öyle. Çevresi karanlık onun. Vurduğu yer şey. Sirac olursa batından çıkan bir çok şey. Abi. Bu tecdidi iman bahsi var ya abi. Evet. Mektubattaki. Zaten orada dört tane mesele var. Kendisi de yok ederek şey ışık da kendisini yakarak şey yapıyor. Tabii mesela diyelim kendini şöyle. Şeye benzetiyor. Fitil. Fitili harcıyor kendini yakarak. Mesela fitil karanlık kendisi zatı. Batınını çıkartıyor. Kendisini yok ediyor. Ama nura inkılap ettiriyor. Nura inkılap ediyor. İnkılap ediyor. Peki nura inkılap edenin bir mükafatı vardır. Etrafı da nurlandırır. Nurlanan nurlandırır. Nurlanmayan kesafete sokar adamı. Sorarsak fitil ve yarada bir mana çıkartırız. Şimdi abi üç tane meyve var. Dedi ki bunu üç tane Risale'de genişçe tafsilatlı olarak anlatıldı.
Bunu üç meyve içinde ben anlatacağım dedi. Risale, bu ikinci şurada. Önce Allah'a anlatacak. Sonra kainatı anlatacak. Sonra insanın, yani Allah cüzde ve külde nasıl gözüküyor abi? Önce bunu anlatacak. Sonra kainatı. Aslında burada anlattığım misallerde bunlar da var. Böyle. Burada anlattığı bu ikisi de var. Ama müşahıs olarak şimdi bunu anlatıyor. Birinci makamın birinci meyvesi. Tevhid ve vahdette cemal-i ilahi ve kemal-i Rabbani tezahür eder. Eğer vahdet olmazsa o hazine-i ezeliye gizli kalır. Şimdi evet dediği için bu cümleyi biraz açıyor. Biz gene başa döneceğiz. Evet. Hadsiz cemal. Bunu ben yazayım. Şimdi burada ne gözükecek? Yani tevhid ve vahdette cemal-i ilahi ve kemal-i Rabbani tezahür edecek. Şimdi o tezahürle beraber gözükecek yaklaşık bir 10 tane vasıf var. Bunu siliyorum ben. Şimdi buraya tek tek yazayım ben onları. Ben yazayım mı abi? Sen yaz. Bakayım abi. Ben söyleyeyim. Ben bak. 10 tane mi yazacağım? Şimdi tevhid ve vahdette, tevhidde cemal-i ilahi. Vahdette Kemal Rabbani. Abi niye için kitap ya? Aklım öyle yazacağım. Kemal-i Rahmani mi abi? Rabbani. Rabbani. Evet. Cemal-i İlahi mi abi? Evet. Tevhidde Cemal-i İlahi. Vahdette Kemal Rabbani. Abi. Sonra evet, hadsiz cemal. Şimdi bu ikisiyle beraber, yani tevhidle, bu cemalle beraber, kemalle beraber ortaya çıkan tezahür. Yani onların sıfatları. Mesela neymiş? Hadsiz cemal. Ne güzel bitirmiş. Yani hadsiz cemal. Kemalat-ı ilahiye. Bu ikisinin neticesine değil mi abi? Bu ikisinin neticesine şimdi yazalım. Yani bunlar tezahürleri yani. Tezahürler. Cemi yani, cemde gözükenler. Nihayetsiz mehasin. Aşağıyı silebilirsin çünkü. Sileceğim abi. Nihayetsiz. Şunu bir çeksene Mehmet abi sen telefonla ya. Mehasin bunu bir abi? Çeksin de onu çek. Bunun fotoğrafını çekelim abi. Yazdık güzel. Çünkü ben bunu abi not edeceğim de unutmayayım ben. Tam bir şurayı. Hamakeh geldi. Yok bunu alsın abi ya. Onu ayar ben zaten. Hamkeh. Hamkeh. Sonra abi hadsizce bu kemalat-ı ilahi. Hamkeh evet doğru. Hamkeh tamam. Yani. Pişmemiş kek. Bak baş harfleri baştakiler ham, ke. Öteki tarafta kek. He var. Ke. Ke. Nihayetsiz. Nihayetsiz mehasim. Sil onu karşısına. Şuraya siler misiniz abi? Mehasim. Evet abi. Hiç üşermeden yazın. Çünkü bunun için yaratıldınız. Abi yazayım sonra. Hüsnü Rabbani. Hesapsız ihsanat. Tek tek günlerce ve Bahay Rahmani. Ben şimdi tevhid dersi yaparken burayı şey yapayım ben. Bunları tek tek yine müşahıslandırıyorsun. Bahay Rahmani evet. Mi abi? Evet. Gayetsiz Kemali Cemali Semadani. Bak bu ne dedi size? Bak hepimize ne dedi? Tevhid dersini yaparken bu 10 taneden bir tanesini veya hepsine birer örnek veriyorum darmadağın ediyor diyor. Niyeti yoksa Vedat Ali'nin anı. Evet, yani bunu şey yapmaması mümkün değil yani adam böyle istese ki ben Allah'ın mesela hadsiz cemala bir örnek. Kemalat-ı ilahi bir örnek. Sonra ancak bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Kaç etti? 7 mi? 7 tane. Hadsiz cemal. Bir daha okuyayım. Hadsiz cemal. Kemalat-ı ilahiye. Nihayetsiz meyasin. Hüsnü Rabbani. Hesapsız ihsanat. Bahay Rahmani. Ve gayetsiz Kemal-i Cemal-i Samadani ancak vahdet ailesinde ve vahdet vasıtasıyla şecere-i hilkatın nihayatındaki cüziyetin simalarında temerküz eden cilve-i esmada görünür. Deyip şimdi buna misal veriyor. Vereceği misallerde bu 8'i de var. Ona bir misal yani. Nasıl cümle ya? Yanlarına yazalım mı abi ya şey misal? Abi şimdi biz başa gelelim. O baştaki cümle o biraz onun üzerinde duralım. Peki abi. Şimdi hani dedik ya tevhidde cemal ilahi, vahdette kemal rabbani. Tevhid lügatta bir bilmek. Vahdet ise onun delili abi. Mesela ben Allah'ı bir biliyorum. Delilin de bu kainattaki birlik. Sistemi biliyor. Şimdi bu tevhidde ilahi bir güzellik gözüküyor. Abi.
Yani ben eşyayı bütün olay ve hazreti tek görmüyor. Bir görüyor. Zaten tek görürsen, hani başladık ya, efalinde serbest. Tek derken tek tekler. Ha, ayrı görürsen yani, kopuk düşünürsen, işte başta oradan girdi zaten. Ayrı düşünmemek, kopuk görmemek, o ihtiyardan hariç sanmamak. O zaman hepsine şey malikiyet vermen lazım. İşte, Allah'a da böyle bakılmasa buhran geçiriyor işte. Mesela adam psikoloji bozukluğunun en büyük sebebi Allah'ın rahmetini unutmak. Odaklanmış cehenneme. Rahmansız, rahimsiz. Cüziyette kalmış abi. Tabii Rahman ve rahimsiz kahari düşünürse o adam bakır köylük oluyor işte. Burada işte bu ders bize önce birinci Mehmet'e Allah'ı anlattığı için bütünlüğe bakma dersi bu. Mesela benim vücut organlarım var. Ben bu işkembemi çıkardım, buraya koydum işkembemi. Sadece sen işkembeye baksan ne düşünürsün? İğrenç. Ne düşünürsün abi? Yani şu öyle bir soru sordun ki hiç düşünmediğim bir şey. Kötü gözüküyor yani. Yani kötü gözüküyor değil mi? Tabii ki. Dedin ya bu pis şeyi kim yaratmış? Ama burada bütünlüğüne baktığın zaman ne kadar gerekli bir yol. Bunu yapan hakkında değil mi? Övgü dolu, sena dolu ifadeler şey kullanıyor. Yeni de olursa. Ama zahir baktığın zaman böyle sadece o zaman ki işte mesela şeytana örnek verelim. Vesvesesine, destesine. Ne kadar kötü. Cüzi olarak düşün. Bir de o külliyata bak. Zaten üstad da hep böyle bakmış abi. Tabii yani bütünü hareketlendirdiği için. Evet. Bu sefer ne oluyor? Sen bütününe baktığın zaman ilahi güzellik sana gözüküyor. Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti, hikmeti, hakimiyeti, rahmaniyeti, bak her şeyi ihata etmiş. Çünkü hiçbir şey hariç değil o. O bütünün bir parçası abi. Şöyle diyebilir miyiz abi? Bu cüziyette yani külliyeti görüp güzelliğini fark eden, daha sonra cüziyetteki güzelliği de görüyor. Çok güzel abi. Yani, şöyle desek abi, hani bir hadis bilmana, bir köpek leşi veya bir şey leşi. O mevcudattaki o bütünlük kastediliyor yani. Yani lügatta bilir ama geçtiği yere göre ifade edilmiyor yani. Şimdi bu o zaman bir kimse bu tevhid nazarıyla yani hiçbir şey dedi. Çünkü başta öyle geldi cümle. Hiçbir şey, hiçbir hareket, hiçbir şey, düşüncelerin, fikirlerin, hareket tarzı vesaire vesaire. Bu sefer sen böyle görünce her şeyde bunun ikisi çıkıyor ortaya. İlahi bir güzellik, bütünlükte ve de Kemal Rabbani. Yani o Celal isim. Bunun için şunat mı diyeceğiz abi, sıfat mı diyeceğiz? Hangisi bu mu? Bu cemali, sıfat. Sıfat değil mi? Sıfat. Evet. Cemali ve kemali sıfat. Celal isim mi, sıfat mı olur? Celal. Sıfattır. Bu da mı sıfattır? Sıfattır. Cemal ve celal sıfattır. Kemal? Kemal da sıfattır. O zaman sen aşağıda inince dersen hep sıfatsa olmaması lazım. Yani celalin yani orada durması lazım. Sıfat derken bu sıfatı subutiye kastetmez değil mi abi? Yok. Neyi kastediyorsun orada sıfat derken? Bu zatı sıfatın içindeler bunlar. Yani bunlar esma değiller. Cemil değil. Oradan gelen cemil olur. Evet. Ondan gelen kamil olur. Bunlar zatından o zaman değil mi? Evet, oradan geliyor. Çünkü şöyle işaretçiler diyor ki eğer Rahman ve Rahim diyor sıfat olsaydı sistem değişir. Bu cemal ve kemal. Esma Osman olsa o zaman kaynak olmuyor. Hatta İhsan da burada yani. O zaman Celal dediğin mevzu biraz olması lazım gibi geliyor. Yani. Celal ne diyeceğiz abi? Celal o zaman yine beşeri bakışçısı olur yani. Yine Allah cemine bakarsak yine fark etmiyor. Mesela Cenab-ı Hakk'ın gadabı var. Bu 24. mektupta geçiyor değil mi? Mesela kahrı var. O zaman bu da sıfata giriyor yani o zaman. Şimdi, yani celali biz hep böyle kahar anladığımız için. Azamet-i kibra'yı göstersin. Yani orada bir sorun yaşıyoruz. Biz öyle anlıyoruz. Doğru. Yani Allah'ta. İlle celal, yani tevil etmiyorum da celali hep şey zannediyoruz. Oysa menfi manada zannediyoruz. Evet. Azamet-i kibra'yı kazıyorsun abi. Evet, azamet-i kibra manasında kullanıyor. Ama konu o değil burada. Burada o diyor. Yani diyelim ki onu koydu, onu da koydu. Onu niye koymadın? Konu değil. Bir daha bir şu noktayı nazar dur. Bu kemalin içinde aslında celal de var. Kemalin içinde. Var. Mesela hayır ona demiyor usta.
Cemal aynı celaldır, celal aynı cemaldır diyor. Hı. Celalda var, celalda. Cemalda var. Cemalda var. Evet. İçerisini barındırdığı için o ikisi aslında cemdir. Cemalla celal cemdir çünkü cemalin aynı celaldır, celalin aynı cemaldır diyor. Niçin? Şimdi şöyle düşün. Vücut ademsiz olur mu? Cemal celalsiz olmaz. Ama burada kemal makamını kullanıyor. Vahdet sistemi anlatıyor. Eğer burada celali koysa ademi vücutları anlatması lazım. Adem anlatırken celal kullanıyor. Celal ülkesi. Ama burada vücut alemlerini anlatıyor. O zaman cemal anlatması lazım. Burada onun alakası yok burada. Ama cemalin içinde celal var. Ustad zaten söylüyor ki bu tevil yapmıyoruz. Cemalin içinde celali ne kadar güzeldir. Tek başına sen düşün. Cemal celalsiz düşün. Olmaz. Hep vücut var Adem yok. Cehennem var. Celal da cemalsiz olmaz. Burada ikisini barındırıyor. Peki celali niye öne çıkarmadı da burada? Çünkü anlattığı şey insana hitap ediyor. Adem vücutlarını göstermiyor. Vücut alemlerinde konuşuyor. Mesela hadsiz cemal diyor. Kemalat ilahiye. Hep vücut alemleri. Nerede var orada Adem? Adem tarafı yok. Adem tarafı yok. Ama batınında bu var. Cemalin içerisinde celal batındır. Eğer celal zahir olursa batın cemaldir. Biri birisinde ifade ediliyor. Kemalde olmaz. Kemalin şeyi nakıs olur. O da insanda olur. İşte o olmaz. Burada kullandığı makam başka. Çünkü vücutta esas, varlıkta esas vücuttur. Adem tebeidir. Burada tebeyi makam kullanmıyor. Bize yürütüyor. Diyor ki tevhid var. Nereden biliyoruz? Çünkü sistemde bir vahdet var. Ama dese ki bak namaz kılın, oruç tutun bak. Niye? Tevhid Allah var. Nereden biliyorsun? Celal var yani. Adem alemlerini bu sefer öne çıkartacak. Bu vücut anlatıyor. Eğer vahdet olmazsa o hazine-i ezeliye gizli kalır. Yani o kainattaki her şey, hareketler, fiiller, olaylar, hadiseler vesaire, bütünlük noktayı nazarından bakılmazsa cemal ve kemal gizli kalır. Burada hazine-i ezeli olarak ifade etti. İkisini hazine dedi abi buna. Evet, varlık ya. Yani. Evet, yani bu hani ben gizli bir hazineydim. Ezeli niye? İlminde olduğu için ezelidir. Evet abi. Yani bunu bize i̇lminden, nasıl söyleyecek başkan? Tabii ilminden geldiğini ifade evet. etmek için ezeliyeti kullanıyor. Kullandım. Öyle. Ezel. Yani Allah canibinden bakıştır. Ötekisi ebedi olsa o artık vücuda çıkış yani bu kaynak itibariyle konuşuyoruz. Sistemi anlattı. Tabii sistem kaynağı, sistemin arkası. Sistemin kendisini anlatsa ebedi olacaktı. Sistemin arkası bu. İşte bu şekilde gördüğü zaman bu sefer bu ikisine abi dedi ki hazineye ezeliye. Ezeliye. Şimdi hani ben gizli bir hazineydim. Bilinmek için mahlukatı yarattım. O hazine nedir? O hadisi de ifadesidir. Açılımdır yani. Doğru. O hazine ezeli. O zaman bunu da abi fark eden, ileride söyleyecek, bunu sen enenle fark edebilirsin abi. Yani enesini kullanamayan bunu fark edemez yine. O zaman da şirk oluyor işte. Kendine vücut rengi veriyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendinden başlamıştı. Yani şirk şöyle artık şöyle kullanabiliriz. Adem'e düşüyor. Vücut rengini kaybediyor. Var olsa bile kendi nazarı da yoktur. Evet, tamam. Çok ilginçtir. Hazine-i ezeliye gizli, böyle bakmasa, enesini kullanmasa işte. Hazine-i ezeliye gizli kalıyor. Sonra o hazineyi açtı ya abi. O hazinenin içinde neler var? Hani girdin, açtın kapıyı, girdin. Hı. Ne var? Elmas var, müzefferat var, kolye var, gerdanlık var, küpe var, bilezik var. Var var. Ne var? Bunlar var işte. Yani o bütünlük içinde bunlar müşahede. Şimdi bunları söyledikten sonra sırayla bunların gözüktüğü üç tane misal veriyor burada. Mesela bir, rızık, şifa, bir de hidayet. İman. İman mı hidayet mi? Hidayet ve iman diyor.
İman. Çok farklıdır onu yazalım. Evet abi. O dört mü oldu? Üç tane. Tek. Üç tane de hidayet iman diyor. Bir, iki, üç. Bu şunun gözük yani ilahi cemalin ve kemal-i Rabbani'nin o tevhid ve vahdette gözükmesine şu hakikaten hazinin buna üç tane misal verilmiş. O zaman bu üç tane bize misal yani bizim bunu gündelik hayatta tatbik etmek için çünkü ehadi o yüzden eklediğini söylemiştik abi. Evet. Bu sefer sen de şey yapabilirsen mesela buraya bizim gelmemiz. Yani bunu başka bir şeye veremeyiz yani. Eğer verirsen bu noktada şirke giriyor yani. Ehadiyet tecellisi. Yani ehadiyet tecellisi var ya. Mesela o celal içinde cemal, cemal içinde celal gözüküyor dedik ya. Mesnevi Nure'de ilem var. Mesela diyelim ki Cenab-ı Hak denizin yüzeyini celal ile çalkalıyor. Okyanus böyle dev dalgalar var. Ama o okyanusun içinde bir tane küçük bir hamsi var. Onu da cemal ile muhafaza ediyor. Evet. Celal'in içinde tabii. Cemal gözüküyor yani. Hem cemalin içinde de celal var. O da dev dalgalara rağmen. Mesela yani. Cemalin içinde celal olmasa kafir kalmaz. Herkesi affetmek zor. Çok şey. Güzel abi. Eğer celalin içinde cemal koymasan Müslüman bile kalmaz. Yok eder hepsini. Yani hmm. Bizde var öyle. Bir hata yaptın gitti. He? Bir gadaplandın hiç kimse kalmadı. Ondan sonra kafayı Allah Allah ne yaptın diyorsun. Ötekilerin de oldu. Cemal ve celal çok önemli. İşte bu sefer ne oldu? Şu üç tane misali vermesiyle beraber bu tevhid ve vahdet noktasında nasıl bir kişi imanını kurtarır yani? Birinci meyvede. Bir de meyve demesi de enteresan abi. Mesela ağaç düşünelim şöyle. Şurada bir meyve var. Bak meyve diyor. Meyve kendisinden önce gelen ağacın bütün kısımlarını içine alıyor. İşte o rızık da abi şunları içine alıyor. Çünkü o rızık bu sistem niçin yapıldı, kuruldu? Bunda ağacın öteki tarafının gözükmesi için. Yani meyve denmesi de boşuna değil yani. Vahidiyet içinde ihadiyet de gözüküyor rızıklandırma fiilinde ya. Evet. O rızıkta meyve denmiş. Çok ilginçtir. Orada kullanacağı şey delillerde meyve kullandı. Birinci meyve, ikinci meyve geçiyor mu delil orada? Evet abi. Birinci makamın birinci meyvesi. Birinci meyve. Niye meyve diyor? Niye ağaç demiyor? Niye başka bir isim kullanmıyor? Çünkü başı içine alan meyve nihayet ama başı da içinde. Yani fiil mafi. İçin dışında, dişi içinde. Normalde insan meyve yiyor ya abi. Meyve yediğimiz zaman gıdalanıyoruz. Şimdi burada şecere-i kehanetin meyvesi bunlar. Eğer bir insan bunu fehim süzgeciyle koparırsa o zaman senin kalp ruhun gıdalanıyor yine. Yani koparamazsan, hani yemek yemesen açlıktan ölüyorsun ya abi. O zaman maneviyat noktasında ölürsün yani bunları koparamazsan. Şirke düşüyorsun yani. Evet, şimdi burada duruyoruz. Ezan okundu. Üç tane misal verdi. Sayfa 7'den devam ediyor. Burada meseleyi İyâken abidu ve İyâken estayine bağlıyor. Bu külliyatı göremeyen abi bu cümleyi söyleyemez. Yani söyler de içi boş yani. Bu İyâkena bunu hazmeden insan çıktığı makam da İyâkena budu ve İyâkena estayin diyor. Yani önce hazırlayıp oraya mı çıkarıyor? Hazırlayıp ve teşahhus ediyor. Hazırlayıp oraya çıkar. Evet. Yani bunu deyip bunu tefeyyüz ede ede, mutala ede ede, sonra bunun ehilleriyle muzakere ede ede, ondan sonra enfuste bunu kullana insan şeyin kokusunu alıyor. İyâkena abudu ve iyâkena estaîn. Niçin? Niçin senden yardım istiyor? Çünkü ben sana yalnız, ben sırf sana yalnız ibadet ediyorum. Bu özelliğimden dolayı ancak senden yardım isterim yani. Çünkü alemimde kimse yok. Ondan sonra huzur makamına geliyor. Huzur makamına geldiğini nasıl anlarız? Hazır olunca zaten. Hazır olunca huzurda olursun. Yani sistemi bilen bir kimse, sistemi. Evet. Sistemi bilen bir kimse, İyâke nâbudu ve İyâke nestaîn şuurlu bir şekilde söyler. Ya şu dersi var ya, ikinci şuayı. İki Allah hayatta orada. Şu yavaş yavaş, muzakere ede ede. Bu adam bitti ya. Çünkü ikinci şua bütün kainatın külliyatın çekirdeği. Daha abi külliyatta daha enteresan bir risale var. Şimdi bu Nazm-ı Meali var ya abi. Nazm-ı Meali. Yani mananın dizilişi. Evet. Şimdi bu üstadın abi işaret-i icaz ve 25. sözde Kur'an'ı anlama metodudur abi Nazm-ı Meali.
Yani mananın dizilişi. Niye önce bunu söyledi de sonra buna geçti, buna geçti, buna sırayla. İşte bunu külliyata mesela tatbik ettiğimiz zaman rahatlıkla gözüküyor ki biz de böyle okumamız lazım yani külliyata. Bir noktayı nazarda. 25. sözün sıralaması mı? Yok. Külliyatın abi. Mesela hani birinci söz Allah'ı anlatıyor. İkinci söz imanı anlatıyor. Üçüncü söz ibadeti. Dördüncü söz ibadetin hülasası namazı. Beşinci söz namaz kılmazsa ne olur? Böyle sıralama da abi. Mesela Allah'ı anlatmasa, imanı anlatsa ne olur önce? Veya da imanı anlatmadı, ibadeti anlatıyor önce. Yani sıralama aynısı abi külliyatta da var. Sıralama. Yani bu sırayı hatta belki de mutala ve muzakere ederken bu sırayı da takip ediyoruz. Mesela ben en müşahhas örnek. Mesela ben 18. sözü örnek veriyorum. Yani risalelerin kendi arasında da var bu abi. Kendi içinde de var. Mesela 18. söz 3 nokta ya abi. Birinci nokta kainattaki bütün güzelliklerin gözükmemesinin enfüsü sebebi. Çünkü ayetle beraber bakıyoruz. İkincisi kainattaki bütün güzelliklerin gözükmemesinin afaki sebebi. Her şey ya bizzat güzel ya da nezdinde güzel. Üçüncü de bu enfüsi ve afaki bütün güzellikler ancak Risalet-i Ahmediye annesinde gözükebilir. Üçüncü de bu anlatılmış. Ancak öyle görebilirsin diyor. Bak sıralama dahi abi sırayla anlatılmış yani. Ayetle ve uygun olarak abi. Şimdi burada diyelim ki ikinci de imanı kurtardın abi. Peki üçüncü de münacat geliyor ya. Yani iman duayı vesile-i kat'i iktiza eder diyor. Dua bahsi gelmiş yani münacat bahsi. Sen bunu anladın ya abi. Dua umumiydi değil mi? Münacat ise hususiydi. Vahidiyet içinde ehadiyetti. Veya tersi dua edemiyorsan. Demek ki bu tarafta bir problemin var senin. Münacat edemiyorsan yani. İkinci şuayı anlamada bir problemin var. Peki işte asıl söylemek istediğim buydu abi. Dördüncü şey abi, vehbi ilimdir abi. Yani enfüsün enfüsü, gaybın gaybı, bana tam tevafuk eden anlar diyor. Yani tam tevafuk demek, hani ben de hastalanayım, hapishaneye gireyim, sıkıntı çekeyim değil de, yani aklen, kalben, fikren, hissiyeten ona bürünmek yani. Dur bekle, gelirse gelecek. Bu şeye giriyor işte, marifet-i ilahin delilleri üçtür, nura giriyor abi bu. Beklersen böyle... O tam tevafuk edersen sana... Yani 2 ile 3'ü anlarsan, yani hazmedersen münacatla tevhidi, 4 mü gelir? 4. Gelebilir. Yani 4. vehbi ilim abi, öyle şey değil yani. Gene istifa ediyor, gene şey ama böyle sıralamaya baktığımız zaman zaten... Hissi diyor değil mi? Değil Risale-i Nur başta perdeli gider, sonra birden inkişaf eder diyor. Burada o Risale'nin başında 3 tane söylüyor. Gayet ehemmiyetli muhakeme-i hissi. 1. Gayet ruhlu bir muamele-i imani. 2. Ve gayet gizli bir mukaleme-i kalbi. İşte bu dördüncü şu anda bu hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetinin dışında bu 3 tane vasıf anlatmış. Nasıl Allah'la ben gizli konuşuyorum? Nasıl gizli mukabele şey kuruyoruz? Mesela maddede de bu var. Bir insan düşünelim. Bu insan sevdiğiyle gizli görüşmek istiyor mu istemiyor mu abi? Bak bu maddede de var yani. İşte bu önden önceki şeyi geçtiğin zaman ikinci şey o münacat bu sefer birebir Allah ile sen artık görüşüyorsun. Ayet tabi gibi geliyor. Peki 6-7 geliyor. Miraç mı oluyor ondan sonra? Şimdi o hali kazanan bir insan ne yapar? Miracı ne olur? Usta. Miracı ne yapar? Şimdi biz burada duruyoruz. Ezan okundu abi. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davamun elhamdülillahi rabbil alamin.